LGS'ye son 101 gün gerçekten başarmak isteyenler için harika bir rakam 101 rakamı ve biz de başarmak isteyenlerdeniz o yüzden de bu 101 günü çok iyi değerlendiririz. Günün sözüne bakalım John Edison diye bir arkadaşımız söylemiş Hayatınızda kazanmadan önce zihninize kazanmak zorundasınız diyor. Gerçekten de bu çok doğru bir insan bir şey yapabileceğine zihninde inanırsa bunu başarıyor. Ama zihnin ya ben zaten yapamam ki. Mesela benim önümde şimdi bir 100 kiloluk bir ağırlık olsa ben bunu zaten kaldıramam. Kaldıramayacağımı biliyorum. Ve inanmadığım için de bunu yapamam. Ama ben bunu kaldırmaya inat edersem ben bunu kaldırabileceğimi düşünüyorsam ki kaldırabilirim 100 kiloyu. Ne yapmam lazım? İlk başta bir 10 kiloyla, 20 kiloyla, 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo. Sonra zamanı gelince azıcık da olsa 100 kiloyu kaldırmayı başarabilirim. Önce zihninde inanmam lazım. Sizler de iyi bir liseyi, iyi bir imat lisesini, iyi bir fen lisesini, iyi bir sosyal bilimler lisesi fark etmez hangisi olursa olsun kazanacağınıza, zihninize inandıysanız mutlaka kazanacaksınız diyoruz ve hemen başlayalım günü yorumuna. <laughs> Bugün şöyle bir şey yaptık. Birçok günün yorum vardı ama baktım hep aynı sorular dönüp dolaşıyor. E hatta bazı arkadaşlar da yorum atmışlar. Hocam hep aynı şeyleri cevaplıyorsunuz. O yüzden birden fazla yorum cevaplayacağız. Kısa kısa yorumlar cevaplayacağız. Daha kısa ve daha çok yorum cevaplamaya çalışacağız. Ama yine en fazla like olan yorumlara da yer vermeye devam edeceğiz. Şimdi Halil İbrahim Altı demiş ki hocam sorularım son zamanlarda matematik netlerim arttı. Güzel aferin. Bu sefer de fen düştü. Ha bu arada şu çok önemli bir şey. Gerçekten sabredenlerin kazandığını yorumlardan görüyoruz. Mesela Nazlı Çelik diye bir öğrencimiz demiş ki Gerçekten de netlerim Türkçe'de 13'tü, 17'ye çıktı, İngilizce'de 4'tü, 9'a çıktı demiş ki daha da artacağına eminiz. Sabır gerek diyor. Gerçekten e, kendilerine inan. bakın bize değil, kendilerine inananlar, bize de güvenenler, bizim videolarımızı izleyenler, testlerimizi çözenler, hocaların derslerini dikkatli bir şekilde dinleyenler, kurslardaki soruları çözenler. Gerçekten kendilerine inandılar ve netlerini artırmaya başladılar. Sizler de onlardansınız. Eğer şu ana kadar netlerinizi artıramadıysanız hiç vazgeçmeyin. 100 gün var. Bakın bugünü saymazsak 100 gün var. 100 günde çok büyük başarılar elde edebilirsiniz. Şimdi Halil İbrahim Aslı diyor ki hocam matematik netlerim arttı. Aferin Halil. Bu sefer efendim işte hayda. Denemeler zor oluyor. Lakin örnek sorular böyle basit olursa yüzdelik dilimlerde bir sıkışıklık olur mu? Cevap verseniz sevinirim Evet eğer sorular çok zor olursa daha rahat insanlar kazanır çok kolay olursa da 150 dilimler sıkışır. bunu kabullenmemiz lazım. Yani eğer sorular çok kolay olursa hocam çok kolaydı ya 150 dilimler sıkıştı diyor öğrenciler. E ...çok zor olursa hocam çok zor diyor, bu kadar da zor olmaz diyor. E o zaman orta zorlukta olması iyi bir şey. Buradan şu yorum çıkarıyoruz. Yüzdelik dilimlerde bir sıkışıklık olur, bu doğru sorular kolay olursa. Ama sınav kolay olursa hepimize kolay. Zor olursa hepimize zor. Hatta bizim gibi çalışan öğrenciler için zor olması daha iyi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Gelelim Murat Güler'e. Hocam ne olur görün, görüyorum. Hepimiz çalışıyoruz ama illa ki sıkılıyoruz. Yapabileceğimiz bir etkinlik var mı? Benim gibiler artabilir demiş. Şimdi, ders çalışmaktan sıkıldığınızı biliyorum bazılarımız sıkılmamış olabilir ama bazılarımız sıkılıyor. Onlar için verebileceğimiz iki üç tane tavsiye var. Birincisi e, ihtiyaç sahiplerine yardım edebilirsiniz. Bu çok büyük bir iyiliktir ve gerçekten hayatın değerini anlarsınız. Yani mesela hafta sonu veya da hafta içi bir gün bir tane e, ihtiyaç sahibi bir çocuğa ders anlatmak olabilir, yardım etmek olabilir, ihtiyaç sahibi bir aileye bir yardım götürmek olabilir. Yani gelir durumu sizden daha düşük olduğunu emin olduğunuz bir aileye gidip yardım götürün. Hayatın değerini anlarsınız. Dersiniz ki Vay be ben şurada iki tane test çözemiyorum diye ağlıyordum ama insanlar ne zorluklarla yaşıyorlarmış. İnsanlar ne sıkıntılar çekiyorlarmış. Halime binlerce kez şükürler olsun ben internetim var, evde YouTube'dan Tongucu izleyebiliyorum, test kitaplarım var, soru bankalarım var, okulum var, e, sağlığım yerinde bir sürü imkanım var. Allah Allah hastanelerde ne zor sıkıntı çeken insanlar varmış. E i̇şte fakir ailelerde neler, neler neler yaşanıyormuş diyebilirsiniz. Ve bu gerçekten halinize şükredip derslere dönmenizi sağlar. Bu hem de güzel bir etkinlik olmuş. İyilik yapan iyilik bulur. İkincisi çok güzel filmler var motivasyonu artıran. Bunları izleyebilirsiniz. Mesela Forrest Gump, işte Rocky, Ölü Ozanlar Derneği. Ee, işte Milyon Dolarlık Bebek diye bir film var. Boksör bir kızın hikayesini anlatıyor. Esaretin Bedeli, Adam Kaşıkla Kaçmaya Başarıyor. Veyahut da Can Dostum filmi. Yine çok zeki bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Ee, Rudy, bunlar çok güzel filmler. Rudy'yi şöyle yazayım. Raki'yi zaten biliyorsunuz. Rudy'yi de yazayım. Bunlar çok güzel filmler. Bunları izlediğinizde motivasyonunuz artacaktır. Ya bu yaptıysa ben de yaparım diyeceksinizdir. Ee, yine aynı şekilde biraz ders çalışmak olmuyor ama alt sınıflara ders anlatın. Alt mesela 7. sınıfta mesela yedinci sınıfta, altıncı sınıfta, beşinci sınıfta kardeşiniz olabilir ya da yeğeniniz olabilir. Onu çağırın gel sana bugün matematik şu konuyu anlatacağım deyin. Anlattığınız zaman wow güzelmiş ya ben anlatıyorum dersiniz. Anlatamadıysanız da dersiniz ya ben daha bunu öğrenememişim. O zaman buna çalışayım dersiniz. Eksikleriniz ortaya çıkar. Hatta 8. sınıftan bir arkadaşınıza bile bildiğiniz bir konuyu anlatabilirsiniz. O da size bildiği başka bir konuyu anlatır. Böylece hızlı hızlı konuları bitirirsiniz. Hemen başka soru soruya geçiyorum. Hocam sadece tek bir sorum var. Teşekkürler. Saat kaçtan sonra çalışmayı bırakmalıyız? Şimdi buna benzer bir soru şurada da var. Hatta demiş ki ben dershaneye gidiyorum saat akşam 5.30 gibi evde oluyorum. Hangi saat arasında çalışsam benim için daha iyi olur demiş. Bek Galaksisi ve MSP fanının sorusu esasında aynı cevap. Birincisi eğer okuldan geldikten sonra bir iki saat dinlendiyseniz mesela diyelim ki okuldan şu öğrencimiz gibi düşünelim mesela MSP fanı gibi düşünelim. Okuldan 5.30 gibi geliyormuş ya kursdan. 5.30 gibi gelip saat 7.30'a kadar yemek yemek veyahut da dinlenmek gibi şeyler yaptıktan sonra bu arada 5.30'u doğru yazmış tebrik ediyorum. 7.30'a kadar dinlenmek gibi şeyler yaptıktan sonra veyahut da atıyorum 8'e kadar uyuyup dinlenmek gibi bir şey yaptıktan sonra ee, ne yapabilir? 1-2 saat geç atabilir. Yani saat 11.30'a kadar ders çalışabilir. Ama 5.30'a geldin. Fazla dinlenmedin. Yemek yedin. Artık saat 10.30'dan sonra uyuman lazım. Yani 10 buçukla e, saat saat 10'la gece 2 arasında insanın beyni, fiziği büyüyormuş. Dolayısıyla o saatleri uyuyarak geçirebiliriz. Sabah erken kalkacaksın. Ama okuldan geldikten sonra çok yorgunuz. Hemen uyuduk ve sabaha kadar uyumak yerine atıyorum 5.30'la 9 arası uyuyup 9 12 arası ders çalışıp 12'de tekrar yatabiliriz. Uyuyup uyanmak bize yine bir yük kazandırıyor. Dolayısıyla saat kaçtan sonra çalışmayı bırakmalıyız? Eğer uyumadıysan saat 10.30'dan sonra bence çalışmayı bırak. Eğer uyuduysan veya dinlendiysen yani beynini dinlendirdiysen o zaman 11.30'a kadar da çalışabilirsin. Günün yorumuna bakalım başka bir soruda. Hocam size sadece bir tane sorum olacak. Bu LGS'den önce kitap okumalamayız lütfen. E tabii ki okumalısınız. Zaten bir sürü kitap e, tavsiye ediyoruz. Birazdan da bir kitap tavsiye edeceğiz. Kitap okuyan kazanır dedi Milli Eğitim Bakanı. ÖSYM Başkanı da söyledi. O yüzden de Türkçede de uzattılar, Fen'i de uzattılar. Matematiği de uzattılar, inadına uzattılar. dedilerken ki yani okuyan kazansın. Çok okuyan öğrenci başarılı olsun istediler. O yüzden kitap okumak bize kazandırır. Özgür Yılmaz'ın sorusuna bakıyorum. Artık son sorumuz. Hocam şu an girdiğim denemeler örnek sorulardan daha zor oluyor. Sizce bu ne anlama geliyor? Cevaplarsanız sevinirim. Çok güzel. Şimdi örnek sorular daha kolay geliyor. Niye? Çünkü örnek sorulara daha dikkatli bakıyoruz. Ve gerçekten de Milletin Bakanlığı birazcık kolaylaştırmak istiyor bu sene. Şimdi aynı şekilde deneme sorularını ise çözerken aman işte deneme diyoruz. Birazcık dikkatli olmuyoruz. Bir de denemeyi hazırlayan hocalar biraz daha zor hazırlıyor. Zor soru hazırlamak biraz daha kolay gibi. Şimdi burada şu çok önemli. Şunu iyi bilmeniz lazım. Siz eğer sınavdan önce zor soru çözerseniz, sınava geldiğinizdeki normal soru zaten size zor görünce için tam sınav ayarında çözmüş olursunuz. Eğer sınavdan önce çok zor sorular çözerseniz sınavdaki zor sorularda da size normal gözükmüş olur. Yani sınavdan bir tık üstte çözmenizin her zaman faydası vardır. Çünkü sınav günü başka bir şey oluyor. Sınav günü her zaman bildiğin soru biraz daha zor geliyor sana. Sınav günü her zaman gördüğün yapabileceğini düşündüğün bir soru bir tık daha böyle ya, ya falan oluyor. Dolayısıyla e, denemeleri hocalar biraz daha zor hazırlıyorlar. Bizim denemelerimiz de olabildiğince zor hazırlamaya çalışıyoruz. Ama bu şu demek değildir ki sınavda çıkmayacak kadar kazık saçma sapan zor çözün demek değildir. Dolayısıyla denemelerde düşük net yapmanız hiç sizin moralinizi bozmasın. Örnek sorularda ne yapıyorsanız gerçek sınavda da heyecanlanmazsanız onu yapacaksınız. Ya e, feycanlanırsanız da bir tık birkaç tık kaçacağını soru olabilir. O dönem değil. Zaten 500'de 500 yapmak zorunda değilsiniz. Yaparsanız süper olur ama yapmak da zorunda değilsiniz. Bu soruyu cevapladığımız için hemen günün kitabına geçiyorum. Sait Faik'in Abasiyan'ı kitabı diyordu hatırlarsanız sosyal medya bir arkadaşımız. Biz de Sait Faik Abasiyan'ın Şahmerdan kitabını sizlere tavsiye ediyoruz. Çok güzel bir kitap. Günün okulu bir öğrencimiz demiş ki hocam hep İstanbul, Ankara, İzmir, Fen tanıtıyorsunuz. Kırşehir Sosyal Mühendis tanıtır mısınız demiş. E biz de onu kırmadık. Ondan sonra birçok yorum geleceğini de biliyoruz ama olabildiğince yorumlarda Farklı farklı okulları tanıtacağız Kırşehir Sosyal Lisesi bence çok mükemmel bir okul Niye derseniz bakın şimdi 14 de almış dilimi güzel 392'de almış 43 öğrenciden 23 okul kazanmış Bakın ben Türkiye'nin en iyi anadolu liselerinden bir tanesi okudum Bizim okulda bile böyle bir oran yoktu 8 tane e, psikolojik danışmanlık rehberlik kazanmış Çok iyi yani bizim okul çok iyi bir anadolu lisesiydi. Ama okulun yarısı okulu kazansaydı biz okulun içinde herhalde festival düzenlerdi müdürler. Böyle her gün davulla e, böyle kafayı yerlerdi. Ama Kırşehir Sosyal Mühendisliği hiç kafayı yememiş. Normal. Biz buradayız kardeş. Çalışkan öğrencileri bekliyoruz. Onlar bizi biz de onlara hak ediyoruz demiş. Gerçekten çok güzel bir okul olduğunu düşünüyorum. Kırşehir e içerisinde yaşayan öğrenciler bu okulun başarısını e, göz ardı etmesinler. E, Tabi sayısal mühendislik tıp isteyen öğrenciler için birazcık arka planda kalabilir bu. Ama hukukta çok iyi bir bölüm diyoruz geçiyoruz günün sorusuna. Fotosentez mor ve nokta nokta renkli ışıklarda daha hızlı gerçekleşir. Boş bırakılan yerine gelmelidir. Bunu zaten de full yapan siz değerli öğrencilerimiz zaten biliyorsunuz. Keko bir soru diyoruz. Günün geyiği her zaman gibi tomuç Başarı burada bir daha Bu, ama altında LGS ona yaklaşıyor. Bu buz dağını yıkamaz. Niye? Çünkü biz başladık. Uykumuza dikkat ediyoruz. Zamanımızı düzenliyoruz düzenli bir şekilde. Aktifiz. Böyle arada bir spor da yapıyoruz. Arada bir dinleniyoruz da. Gıdamıza da dikkat ediyoruz. Asla böyle ağır ağır şeyler yemiyoruz. Cevizdir, çikolatadır. İşte ne bileyim böyle yani zihin açabilecek şeyler ara ara yer veriyoruz. Ve ısrarcıyız. Vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Kork bizden LGS geliyoruz diyoruz. Ödüllü soruları da yorumlarınızı bekliyoruz.